Merhabalar, ben doktor fizyoterapist Barış Gürpınar. 22 yıllık meslek hayatımda hem yurt içinde hem yurt dışında klinikte ve akademide birçok farklı hastalıklarda çalışmalarda bulundum. Şimdi İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde doktora öğretim üyesiyim. Multiple skleroz, kısaca beyin ve omurilikte oluşan plakların sinir sistemine hasar vermesi sonucu oluşan nörolojik bir hastalıktır. Sinir iletiminde oluşan problemler, kişinin hareket etmede zorluklar, denge problemleri, yorgunluk, inkontinans gibi fizyoterapistlerin yakından ilgilendiği semptomların oluşmasına yol açmaktadır. Düzenli olarak fiziksel aktivitelere ve egzersiz programlarına katılmak, multiple skleroz semptomlarının ilerlemesini engellemede, hastalığa bağlı olmayan çabuk yorulma, aktivite düzeyinin azalması ve bunlara bağlı olarak gelişen akciğer ve kalp sistemlerinin zayıflaması gibi ikincil problemlerin oluşumunu da engellemektedir. Kişinin ihtiyaç ve beklentilerine özen çizilmiş egzersiz ve rehabilitasyon programı, hastalığın kontrol altına alınmasına ve bağımsızlığın korunmasında çok önemli rol oynamaktadır. Vücut sistemlerinin nasıl çalıştığı konusunda birer uzman olan fizyoterapistler, MS semptomlarının ve bunların yol açacağı problemlerin farkında ve bilincindedirler. Kişinin mevcut durumunu değerlendirirken, klinik tablonun neden olacağı riskleri de fark ederek önlem alırlar. Bu nedenle bizler biliyoruz ki, her bir multiple skleroz hastasının tanı aldığı günden itibaren bir fizyoterapist yoldaşı olmalıdır. Egzersiz MS'e ne gibi faydalar sağlar? Öncelikle MS'in en sık görülen belirtisi olan spastisinin azaltılması konusunda en önemli tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Spastik kas sadece hareketin oluşumunu zorlamakla kalmaz, kimi zaman da imkansız duruma getirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını zorlaştırır ve böylece kişinin yaşam kalitesi oldukça düşer. Kişiye özel planlanmış egzersizler, spastisinin kontrol altına alınmasına yardımcı olurlar ve istenmeyen hareketlerin oluşmasını engellerler. Spastis de sıklıkla bacaklarda ortaya çıkarak kişinin yürüyüşünü ve dengesini olumsuz etkiler. Multiple skleroz bir merkezi sinir sistemi hastalığı olduğundan denge zaten birçok işte spastisten bağımsız olarak da etkilenmiştir. Bu nedenle hastalığın neredeyse her aşamasında denge egzersizleri, egzersiz tedavisinin önemli bir bölümünü kapsar. Karmaşık bir sistem olan dengenin neden bozulduğunu anlamak ve bunlara karşı stratejiler oluşturmak fizyoterapi programlarının en önemli hedefleridir. Multiple skleroz bir bağışıklık sistemi de hastalığıdır. Günümüz kanıtları bize orta ve orta şiddet ve üstünde yapılan egzersizlerin bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirme açısından çok büyük önem taşıdığını göstermektedir. Multiple sklerozdan korunmak ve hastalığı kontrol altına almak için doktorunuzun ve fizyoterapistinizin gözleminde düzenli olarak aerobik egzersiz yapmanız gerekmektedir. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hareket her insanın hayatında önemlidir. Ancak multiple sklerozlu bireylerde olmazsa olmazdır.